Aman yarabbim, aman yarabbim. Aman yarabbim. Selamünaleyküm. Bu ne böyle ya? Senin adın neydi abi? Ercan. Ercan abi. 1.67 boyunda, 60 yaşında. Kime sorsan? 75 kilo, ayakkabı numarası 41. Tatavarı kahramanı. Süper kahraman. Hastacım bombu. Bu patron. Bu Türk. Ama evet. Türkçe bilmiyor. Türk elhamdülillah. Sen Türkçe bilmiyor. Türkçe bilmiyor. Ben ama Türkçe yok. Oh my god. Hesap var. Ne Türkçe çalışıyoruz. Çalışıyor musunuz Türkiye'de? Ne iş yapıyorsunuz? Herkes birer iş yapıyor. Şimdi emekliyiz. Hep olması emekli. Arnavut musunuz? Arnavut. 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 Müslüman, evet. Burayı beğendiniz mi? Çok güzel, çok güzel bir yer ya. Çok sıcakkanlı insanlar. Evet. Sohbeti. Çok Türk var, evet. Arnavut da Türklerin karışımı değil mi burası? Daha fazla Arnavut var. Evet, ama Makedon da var. Gösteri yapacaksınız. Türk müsünüz? Arnavut musunuz? Arnavutsuz. Şey çok güzel ama ya, kıyafetler şu an. Valla. Oo, süper. Adınız neydi? Eyona. Bizde Bektaşi, Arnavut Bektaşi. Evet. Bu amca kimdi? Bu Baba Tahir. Baba Tahir. Bu seftene açırdı bu teçe. Hı hı. Bu Baba Tahir geldi burada. Seftene açtı teçe. Baba Tahir burada oturdu. Makedonya'nın Türk şehri Tetova'dan herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Bugün yine özel bir video ile birlikteyiz. Şimdi şöyle yol üzerinde gelirken aslında tam böyle yola çıktım. Üsküp'ten yola çıktım. Gelirken baktım birisi otostop çekiyor. Ya dedim bu bizim millete çok benziyor. Bir arkadaş vardı. Bir durayım dedim, bir alayım. Önce bir İngilizce falan hi my dedi. Ondan sonra Türk müsün, Türk'üm falan, öyle bir muhabbet başladı. Sonra sohbet edildi de buraya geldik. Aslında kendisi Priştine'ye gidecek. Yarın uçağı varmış İstanbul'a. Fakat benimle beraber Tetova'ya geldi. Daha önce Tetova'ya gelmiş, buraları gezmiş. Şimdi beraber kendisini de gezeceğiz ve kendisini bir tanıyalım diyorum. Tetova gezi videosu başlasın. İyi seyirler dilerim. Kanka. Ne haber? Bu ne böyle? Bu da böyle bekmek tekne. Adın neydi? Nebi. Nebi. Yani Nebi sen... Solo derler. Solo mu derler? Aynen, solo geziyorlar. Nebi ne zamandır geziyorsun sen? Kaç yıldır geziyorsun? Ya 13 ben... sene oldu. İlk 16 yaşında başladım işte gezmeye. YouTube kanalın var mı? Ne var sende? Ya YouTube yok. Sadece Instagram'dan. Instagram'da ne? O da yerli otostopçu. Yerli otostopçu. Güzel. O da şeyde işte yeni otomobil çıkınca lan dedim ben de yerli otostopçu olayım. Ya bir değişik bir durum oldu. Şimdi biz Nebi'yle dediğim gibi ya baktım birisi otostop çekiyor falan. Arabaya bindi, hay may falan, böyle bir sonra Türkçe'ye döndü olay. Bir anda böyle spontane gelişti. Bir anda Türkçe konuşmaya başladık içeride. Değişik bir atmosfer. Şimdi burayı biraz gösterelim. Şurada bir... Bir köy kahvesi gibi. Selamünaleyküm. Ya burası şeye benzettim böyle, yani Prizren'e falan benzettim. Aynı oraya çok benziyor bu muhabbet. Gördüğünüz gibi. Şu nehir, köprüler. Değil mi Nebi? Prizren'e ne kadar benzettim ben burayı ya. Acayip benziyor. Şuradan bir bakıldığı zaman şeyi de andırıyor. Artvin yaylaları. Değil mi? Paşa'ya falan. Oraları da andırıyor. Oraya çok benziyor. Abilere bakalım, bir selam verelim. Var mı bize karşılık verecek olan? Şurada bazı yerlerde. Şey var, çay evi var. Burayı biliyorum zaten. Şu eski cami, meşhur cami. He, geçeceğiz şimdi oraya. Aynen. Selamünaleyküm. Merhabalar, nasılsınız? Burada da... Yasak mı? Tamam. Resim yasakmış, biz de çekmeyelim. Yasak diyor amcam. Çok sevmiyorlar burada böyle kameraya girmeyi. Ya malum biliyorsun hani Balkan. Balkan insanı, Balkanlar insanı biraz o konuda uzak duruyorlar. Evet, buranın en meşhur yerlerinden bir tanesi Alaca Camii. Şimdi buranın tarihiyle alakalı bilgin var mı? Bakalım mı? Çok bir şeyim yok. Sadece bildiğim bu dış cepheyi iki kız kardeş yumurtanın beyazıyla korumuş böyle. Ha. He, öyle bir sağlam bir olay yapmışlar buraya. Rengarenk ama ya çok güzel yapmışlar böyle dış cephesi falan. Evet. Alaca dedikleri olay biraz oradan geliyor aslında. Şöyle biraz etrafını, dur şuradan bir göstereyim. Vay. Şuradan şöyle bir dönelim, oradan geri gideriz. İçinde de bir mezarlık falan var böyle. Alaca Camii. Çok güzel.
Işte. Evet. Alacı Cami var mı içeriye giriş buradan? Var. Bakar mısınız abi? Osmanlı'dan kalan şöyle mezarlıklar falan. Şu evler falan çok dikkatimi çekti böyle. Çok keyifli yerler ya. İki katlı, üç katlı. Evet, giriş buradan. Şöyle evlere falan bakar mısınız? İki katlı. Çok şirin yerler. Burada evi, ya şey yazıyor burada. Muharremce. Muharrem ayıyla alakalı herhalde. Evet. Şöyle. Şu duvarlara falan biraz böyle yakından bakalım. Çok güzel yapmışlar ama. Evet, Alaca Camii'nin şu an içerisindeyiz. Bakar mısınız? Bu iki kardeş, iki kız kardeş. Şu binanın dış cephesine yapımında sanırım yumurta akımı kullanmışlar dedin. Evet, öyle. Mimar Sinan'ın taktiği. Evet. Bu Mimar Sinan'ın taktiği. Yani burada hani bana söylenenler, işte o arkadaş söyledi, hiç evlenmemişler. Evet. Ömrünün sonuna kadar, yani vücutları yaşlanana kadar hep bu camiyle ilgilenmişler. Hmm. Bu camiye bakmışlar. Yaşlılarına kadar hep böyle devam etmiş. Evet. Şuradan. Şöyle güzel bir çeşme yapmışlar bu arada. Gayet keyifli. Ne haber? Aa, bakar mısınız ya? Ne kadar güzel, şirin. Adın ne senin? Gel. Burada gezen, Türkiye'den gelen vatandaşlar. Ne haber? Adın ne senin? Efe. Efe? Talha. Talha. Senin adın ne? Türkiye'den geldiniz. Ben burada BEKTAŞİ'de çalışıyorum, yol projesinde. He, burada çalışıyorsunuz. Evet, burada çalışıyoruz. Bir 2,5 ay oldu buraya geleli. Türk nüfusu nasıl burada? Var mı çok? Genellikle var. Türkiye'den gelen. Türkiye'ye gelenler de var. Burada kalanlar da var. Eski Osmanlı Türklerinden, evet, diyorlar kendileri. Yani genellikle onlar var. Genelde Gostivar da çok var. He, Gostivar da. Evet, Gostivar da. Anladım. Gostivar'da görmenizi istediğim Saat Camisi var. Gittim oraya, gittim. Evet, orası güzel. Ben oradan çok elektrik almadım ben oradan ya. Oradan, evet, çok elektrik almadım ben. Biz orada kalıyoruz biraz işten dolayı. Evet. Ama Tetova daha güzel. Tetova biraz daha böyle şey geldi bana. Priz rengi gibi böyle daha canlı geldi. Daha canlı, evet. Aynen. Burada Harabati Baba Tekkesi. Harabati, heh. Evet, tamam. Harabati. Harabati Baba Tekkesi, okey. Evet. BEKTAŞİ dergi. Oraya da uğrayacağım birazdan. Kollarından biri sağ olun. Aynen. Aynen. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Rica ederim. Size de iyi gezmeler. Teşekkürler. Sağ olun. Evet. Bir giriş yapalım. Evet. Duruyor mikrofon. Evet. Tamam. Şimdi buradan bir... Şöyle bir caminin içerisine Alaca Camii'yi gösterelim bir. Her Türkler buluşmuş burada. Ya. Burada evet, Türkler gezmeye geliyor. Şöyle güzel bir giriş var. Vay. Abi caminin... Görseline bakar mısın? Muazzam ya. Evet. Önündeki resimlere falan işlemeler. Vallahi kim yapmışsa öyle şıkır şıkır yapmış ha. Bakar mısın? Mükemmel bir cami yapmışlar. Mustafa'cığım hadi ama tek başına dışarı. Burada şey varmış, bir Türk bir abiyle karşılaştım da Kabe tamam, tasviri tamam, varmış. Dedi ben tekrardan bir gireyim dedim. Hiç olmaz mı? Neresi yani acaba? Resimlerinden bir tanesi mi? Belki de çok güzel. Kabe'nin yanında yapmışlar bir tane. Allah Allah. Kıble tarafına dediler ama. İçeride konuşalım. Kıble tarafına. Çünkü gezmek için çok güzel bir cami. Ziyaret alanı var. Şurası mı acaba? Çünkü ziyaret etsinler diye çok güzel yapmışlar. O zamanında hacca gidemeyenler için yapılmış. Şurası mı? Evet. Kabe. Vay be.
Evet. Bu resimleri kim yapmış biliyor musunuz? Evet. Ben çekimi yapıyorum ama siz konuşmak ister misiniz kameraya? Ya konuşayım. Sesiniz çıksa olur mu? Konuş. Benim çekim o kadar güzel değil ya. Olsun ya. Kitapta. Ya sonuçta bir ailesiniz yani. Bilmiyorum çekimde bir mahsuru yoksa. Yoksa yani sesimden düzgün söyler miyim diye yok, bir şey olmaz. Ya isterseniz ilk söz burada hepsi yazıyor. Yok siz okuyun sorun ya. Yok, siz buralı mısınız? Biz Hollanda'dan geliyoruz. Hollanda'dan. Şimdi buraya gelmeden önce 4 ay bir alıştırma yaptı. Tamam. Ev geçirebildiğin kitabı. Burayı çalıştınız. Bayağı. Çalıştı. Tüm Makedonya'yı. Çok iyi ya. Burası Kalkandelen, Alaca Cami veya Paşa Cami olarak da geçiyor. Evet. 1438'de iki kız kardeş, Huride ve Mensure adında iki kız kardeş evet. yaptırmış. Caminin mimarisi de İshak Bey'dir. Recep Paşa'nın mimariye düşkün oğlu Abdurrahman Paşa tarafından 1833 yılında cami onarılmış. Genel seramik süslemelerin aksine çiçek desenler görülür. Camideki boya düzeni kurmak için 30 binden fazla yumurta kullanılmış. 30 binden fazla. Kıble tarafında Kabe'nin görüntüsü cami içinde bulunur. Ayrıca iki kız kardeş hiç evlenmediklerinden dolayı buradaki çeyiz paralarını buraya yatırmışlar. Ne ya? Ve o şekilde bu cami yaptırmışlardır. Akabinde arka tarafta da zaten türbeleri bulunmaktadır. İki kız kardeş de arka yani tarafta türbeleri yatırıyor. Evet. Yani hayatları boyunca hiç evlenmedikleri için biriktirdikleri çeyiz paraları buraya yatırıyorlar. Vay be. Evet. Bizim o zaman Türkiye'deki bayanlara duyurulur. Evet duyurulur. Bir cami yaptırabilirler evlenmeyelim. Ceyiz paralarını biriktirdiğinde cami yapıp falan diyoruz. Yani gibi Osmanlı zamanında yapılmış yani. Osmanlı zamanında başarılı değilse şimdiki zamanda bence. Bura İngilizce'de de renkli cami. Colorful Mosque olarak geçiyor. Alaca oradan geliyor. Evet Alaca Camii. Oradan geliyor. Abi çok böyle şık bir şey olmuş yani. Evet çok. Resimler falan. İnanılmaz böyle. Çok güzel yani. Tam bir bayan eli değdiği belli oluyor. Yani. Ki bayanın eli değdiği belli oluyor. Bir dantel eksik ha. Bir dantel eksik evet. Şu yan taraflar zaten böyle şey danışmıyor. Şuralar falan. Çok güzel olmuş ya. Böyle 3D şekilde de yapmışlar bazı şeyleri. Şu çıkıntılar falan. Simetrileri falan çok iyi. Balkon düzeni çok güzel olmuş. Üst tarafı da var galiba. Üst tarafı da bakabiliriz. Üst tarafı da bakabilirsiniz. Orası da çok güzel. Orası da hanımlar vardır. Bayanların kalması burada yer. Alaca Cami'den artık çıkıyoruz şöyle. Hamam da mı var burada? Yani şurada. Biz de bir gideriz hamama. Şu yukarıya bakayım diyeceğim de. Kapalı mı? Tamam. Kızım adayım. Tamam. Sinirlenme dayım benim. Çok sinirlisiniz siz burada ya. Arnavutlar öyle. He? Arnavutlar biraz sinirli burada. Ya bu iki gündür var ya yemediğim fırça kalmadı benim dayılardan hep. Gostivar'dan kovulmadığım yer kalmadı. Gostivar. Çok fazla durmayalım, telif almayalım sonra ya. Burası ne şimdi? Burası da Türklerin... Burak Çay Evi. Aynen, kıraathanesi. Kıraathane değil ama şey oldu, kağıtma oynanmıyor. Aa, gel bir çay içelim ya, gel çay içelim, gel. Abi bu abiler bana çok yardım etmişti, yağmurluydu oyun. Aman yarabbim. Aman yarabbim, aman yarabbim. Aman yarabbim. Selam edeyim. Selamünaleyküm. Bu ne böyle ya? Abi ya. Abi nasılsın? Sen burada mısın? Allah çok özledim seni. Ha, burada arkadaşlar, nasılsınız abi? Biz de... Türkiye'den geldik. Nereden? İstanbul çekim yapıyorum ben. Yapma. Ya bir şey soracağım. Yapma. Allah aşkına çek. Dünden beri bana neler çektirdiniz biliyor musun? Niye? Burada. Bak Kosova halkı olarak. Burada millet öyle bir şeyler yapıyor. Bak. Bayanları anlıyorum, çekmiyorum. Erkek niye saklanır abi kamerada? Saklanmaz ama. Biziz kasaba. Biziz tetovali. Bak seni çekmiyor şu an. Biziz tetovali. Biz tetovaliyorlar sevmezsek o kadar çok. İyi abi, ne güzel işte. Abi 300 sene biz burada abi yaşıyoruz. Siz buraya bak çekim yapalım. Bizi tutalım. Burayı tanıtın. Tanıtın. Turist gelsin size. Buraya faydası olsun. Tek bir camimiz var. He? Tek bir camimiz var. Olsun abi. Tekemiz var. Türkler tekelerimiz geliyor. Bak akın akın Türk geliyor buraya. Siz kıymetini var, bilmiyor musunuz ya? Biz de gidiyoruz. Bak programcı gelecek, YouTuber gelecek, gezgin gibi. Bunlar sizin dünyaya açılan kapınız. Bizim zaten kapılar açık. Daha çok açılsın. Bizim madem 80 milyon insan var Türkiye'de. Madem bizim madem Türkiye var bizim için bir sıkıntı yok. Eyvallah. Yok benim için hiçbir sıkıntı yok. Ev alırım, kat alırım, istirahat oradayım. Evet.
Yılda 5 kere. Adın ne senin abi? Mansar. 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 Şu an seni çekmiyorum ama sesin geliyor sadece. Mansar Fuat Özkan. Mansar. Senin Mansar mı? Evet. Mansar. Benim adım Fuat. O da Özkan. Özkan bulalım. Yok. Ne oldu? İşimiz mi var? Yoksa bile mi? He? İşimiz yoksa. Ya ben çekemiyorum. Benim işim bu. Benim işim YouTube. YouTube çekim. Nereye abi? Peki. Neydi? Harabat gibi. Daha geçmedim oraya. Biraz sonra geçeceğim. Biraz sonra geçeceğim oraya. Geçeriz. İnşallah orasını da görürüz. Tamamdır abi. Uzak mı yürüyerek buradan? Valla uzak. Yürüyerek uzak. İndir pek uzak ama mezarlıktan hemen. Ha, ben yürüyerek çekimi yaparak daha iyi olur. Bir araba da var da. Mezarlık var. Araba da var da ben şey daha iyi olur benim için. Mezarlıkta bölünmüş iki tarafı. Bir yeni yıl parçası bir de eski parçası. Tamam abi. Teşekkürler Mazhar abi. Fuat'tan. Selamlar. Siz Hollanda'dan değil mi? Hollanda'dan. Güzel. Ya burada hep Galatasaray, Fenerbahçeli yok mu burada ya? Abi merhaba. Sizde Fenerbahçeli yaşayan yok mu abi burada ya? Nerede abi ya? Gecikmiyorlar maalesef. Hey, azınlıkta. Çok kendilerini belli etmiyorlar. Belli olur. Vallahi içerim bu çayı abi. Bu arkadaşı tanıyalım mı ya biraz? Adın ne senin? Sare. Sare. Kaça gidiyorsun? 4. 4. Nerede yaşıyorsunuz? Hollanda. Hollanda mı Türkiye mi? Türkiye. Türkiye'de kaldı bu 6 sene. Aa. Kimde kaldı, akrabalarda mı? Yok, beraber kaldı. Bizim evimiz var Türkiye'de. Hı-hı. Aslen neresi Türkiye'de? Konya'da mı? Konya. Orada böyle ben 6 yıl yaşadım, okula gittim. Kardeşim daha çok küçüktü o zaman. Evet. Kreşe falan gittim. Şimdi ata topraklarını geziyorsun burada. Buraya da annem valla hadi Makedonya'ya gidelim dedi. Buraya da geldik işte. Türk tarihine meraklı mısın? Evet, meraklıyım. Bursa'ya falan her. Böyle Türkiye'nin çoğu yerine aslında biz gittik. Gezmeyi öğren, sen küçük gezginsin o zaman. Evet, gezmeyi severim aslında. Ben Hollanda'nın da yerlerini geziyorum. Evet. Böyle... Baban gezdiriyor, şanslısın. Annem var. Evet. Söyleyeceğim bir şey var mı? Türkiye'ye selamlar. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çay için. Çok memnun oldum. Küçük gezgin. Görüşürüz. Burada şöyle Türk müzikleri. İyi günler. Sen Fenerli misin? Evet. Bayrağı getir. Fenerli de takacağım. Getir. Tak abi. Getir baba. Sen de olmalı abi. Ben de herkes Fenerli diye bayrak getirmedim buraya abi. Hadi Allah'a emanet olun. Bir tane Fenerli görme. Herkes Galatasaraylı burada. Yok, maşallah var. Güzel. Fenerli de var. Beşiktaş'ta da var ama azınlık. Gizleniyorlar. Evet, aynen. Krizden de şey var. Beşiktaş Sevenler Derneği var. Aa, gideriz oraya. Abi yapma ya. Ben birden sonra para almam burada. O zaman biz şey yapalım. Birden sonra gelelim. Buyurun. Ne zaman yolunuz dışarıda? Olsun abi, verelim bir şeyler ya. Çok sağ olun. Dünya çok küçük. Evet. Bilmez. Allah razı olsun. İstanbul mu? Konya. 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 Senin adın neydi abi? Ercan. Ercan abi. 1.67 boyunda, 60 yaşında. Kime sorsan? 75 kilo, ayakkabı numarası 41. Tatavarı, kahramanı. Süper kahraman. Hastacım bomlu. Fenerbahçe bayrağı getirecekmiş. Getir baba, getir. Takacaksın onu. Tamam, ben getireyim. Tamam. Sen Fenerlisin. O da olur, küçük bayraklar da olur. Bak, dışarıda asacağım hepsini. Hep kulüplerin. Konya Sporu da getirdim sana. Konya'yı da. Ne yazıyor? Var adamım var. Öyle mi? Çay demek bu, değil mi? Azalıyor bak. Ben de yiyorum. Yiyorum ya. Çok muhterem bir insan. Hadi gidelim. Abi görüşmek üzere. Aman yarabbim, bu ne hız? Burada böyle. Buranın cezası 260 euro. He, burada bir şey var, ne bu? Ha, bizim şey mi? Bu çeşme ya, bu... Ha, şeyin, tamam. Şurada hamam var işte. Bir hamam var, doğru. İyi kazandık ha. He? İyi kazandık ha. Sen ayaküstü iş de yapıyorsun şu an. Hemen resmini çekiyor. Sakal. Sakalı alıyor hemen. Ben seni böyle Türklerin yanına götüreyim. Şey yapalım böyle hızlı bir şekilde tak tak yarı yarı yaparız. Vallahi filmi bitirelim abi. Okay, ben direkt müşteriyi bulurum sana. 12 tane şeyim kaldı şu an. Öyle güzel. Filmim kaldı. Gitmeden. Nereden alıyorsun resimleri? Film şeyde pozları. Abi vallahi Makedonya'da çok zorlandım. He. Bir de Pix Plus var. Yani o da sadece
tekel gibi düşün, tamam mı? Fotoğraf piyasada zaten pix plus olduğu için her şey pahalı ve adam ilgisiz davranıyor. Hmm. Makedonya'da gelecek arkadaşlar stok yapıp gelsinler. Ya bu işi yapacak olan arkadaşlar. Aman yarabbim, aman yarabbim. Biz yanlış bir prizine mi geldik, ne yaptık? Kalkandelen yerine. Çok burası güzel. Kışın kar yağıyor, bu benim Arnavut rehber arkadaşım. Evet. Bir fotoğraf gösterdi, mükemmel kartpostallı fotoğraflar çıkıyormuş kışın. Evet arkadaş, hemen fotoğrafçı olduğu için fotoğrafçı olduğu için her yerden geliyorsa. Buraya bakalım. Ne burası? Evet, burası hamam. Burası bir hamamdı, doğru. Ha ne güzel ya. Karadeniz yaylaları gibi burası. Evet. Yukarı tarafta. Çok keyifli bir yer arkadaşlar. Buraya mutlaka gelmenizde fayda var. Bakın hani bir önceki videoda, videonun başında hatırlarsınız. Gostivar'a gitmiştim. Abi beğenmedim mi? Yani bilmiyorum, orayı ben sıcak gelmedi ama burası çok böyle samimi geldi bana. İnsanlar çok sıcak burada. Evet. Tatlılar. Hamama bakalım, bir giriş var mı? Oturduk oraya, aile vardı, biz de oturduk. Çay parası almadılar yani. Almıyorlar. O şeyden geliyor, sıcak kanlıktan geliyor işte. Kesinlikle. Ben orada yaşayamadım, bilmiyorum o. Maalesef. Kapalı. Gostivar'da o olayı göremedim. Burayı da Tika yapmış bu arada. Bu hamamı restore etmiş. Tika'nın amblemi vardı orada. Tika her yerde abi ya. Dünyanın birçok yerinde bizim böyle eserlerimizi falan. Atatürk'ün babasının evini çok güzel yapmışlar. Evet. Gördüm evet. Kocacık köyünde. Oranın da videosunu falan yapmıştık. Kocacık köyünün. Türk köyleri şeklinde. Mükemmeldi ya. Novak köyü ve Kocacık köyü olarak yapmıştık. Burada ne var? Kafe mi var burada? Evet. Baklava, maklava. Ya bura Makedonya'nın Petova şehri genel olarak fiyat bakımından çok ucuz olduğu için çok kalabalık yerler görebilirsin, daha ucuz yerler oluyor. Mesela kafede saldığı çay 1 euro ise bu tür yerlerde daha ucuz. He. Burası şey gibi be. Yani ayarında, isim vermeyelim de yani o şeye girmeyelim marka olarak ama o ayarda böyle bir konsept de biraz böyle yakın. Güzel. Doğru, pardon. Ya var ya, burger murger. Selamlar baba. Nasılsınız? Çok iyi. İyi misin? İyi. Sohbet edelim biraz seninle. Buyur. Sohbet edelim biraz seninle. Nasılsın? Çok Türkiye'den geldik biz. Siz nereden? Türkiye, İstanbul. İstanbul. İyisiniz? Türkiye'de aldı. Siz nasılsın? İyi valla. Nasıl sen buradan yaşıyorsun. Nasıl girdiniz burası? Çok yeni geldik, çok güzel ama ya. Çok güzel burası. Yeni geldik. Burası ne? Yemekçi mi burası? Köfteci mi? Kebapçı. Kebap da var, börek de var. He, börek kebap şeklinde. Evet. Tamam abim benim. Teşekkür ederim. Memnun. Sağ ol, görüşmek üzere. Allah'a emanet. Amin, amin. Evet. Burada bir bakkal, bakın. Nasılsın? Nasılsın? Ha abi merhaba. Türkçe. Aa Türk. Ne haber abi? Gel burada Türkçe usta böyle mesela. Gel. Bir Arnavut ama Türkçe. Olsun. Parça parça. Senin de güzel Türkçe. Güzel. Güzel. Selamünaleyküm. Ben senden iyi. Gel. Abi Rasim. Gel ya gel. Gel burada. Şey var. Selamlar. Arkadaş Türkçe. Merhaba. Türkçe. Gel. Sağ ol. Okey. Nasılsın abi? İyi valla, ne yapıyorsun burada, ne? Ne yaptın? Ne yemek yaptın? Selamünaleyküm. Merhaba abi. Oo, çorbalar morbalar. Şimdi biz burayı not alalım. Pilav da var sende değil mi abi? Nasılsın abi, iyisin? Nasılsın? İyi, iyi. Sen? Türkçe güzel. Türkçe güzel konuşuyorum. Benim NPC familyem var. Nerede? İstanbul'da. İstanbul'dalar. Evet. Bütün aile orada. Sen burada niye burada duruyorsun? Ben burada gitmiyorum. Ben Arnavut. Alamen diyerek. Olsun. Bizim şeyde İstanbul'da hep Arnavut. Sen Türk mü? Bayrampaşa hep Arnavut. Bayrampaşa. Evet. Full Arnavut. Hepsi Arnavut. Evet. Biliyorsun sen orayı. Ne var ya yemek sende? Fasulye var. Fasulye var. Geleceğim çünkü ben biraz gezelim. Şu yemeğe geleceğim var. Buraya. Tas kebap var. Ciddi misin ya? Lahana sarması var. Bu neydi? Fasulye. Etli. Bu. He. Bulunduğu fasulye. Tamam. Gelip yemek yiyeceğiz biz burada şimdi arkadaşlar biraz sonra. Pilav var. Pilav var. Tamam abi. Köfte İşkembe var. İşkembe var. Tamam. Çorba ne var? Neyli?
Tavuk çorbası var. Ha, tavuk çorbası. Görüntüde bir patlama oluyor ışıktan dolayı. Tamam abi, görüşürüz. Güle güle. Sağ ol. Hadi kolay gelsin, geleceğiz yine. Hadi görüşürüz, göreceğiz abi inşallah. Aynen. YouTube. Aynen. Abi geleceğiz. Bir çekimimizi yapalım. Ondan sonra yemek yiyeceğiz burada. Senin mi burası? Senin değil mi burası? Patron mu? Senin family. Ya. Sen patron. Ya, sen boss. Patron. Ha, güzel. Belli sende para var belli. Maşallah. Türkçe. Şumpar. Olsun ben anlıyorum anlıyorum. Ne little middle fark etmez bize anlıyoruz. Albanski öyleydi. Albanski öyleydi. Çok iyi. Bof mir falamın diyene perşendeni yerde. Gel burada aberasim. Bu patron. Bu Türk. Ama evet. Türkçe bilmiyor. Türk elhamdülillah. Sen Türkçe bilmiyor. Türkçe bilmiyor. Ama Türkçe yok. Oh my god. Akraba. Abi geleceğiz biraz sonra. Türkiye. Abi ben aslen Yozgat değilim de ben İstanbul'dan geldim. İstanbul'da yaşıyorum. Ha. Ustabika. İstanbul. Süper. İstanbul. Tamam abi. Geleceğiz. Türkiye. Sen Türksün. Şu. No, Arnavut. Arnavut be. Ama I love you very much Türkiye. Evet. Türkiye. Biz de burayı seviyoruz. Biz de Arnavutları seviyoruz. Arnavut, Albanski, Türk, brother. Yeah. Brother, yeah. Okay. Only. Only yeah. Brother. Yes. Yes. Yeah. What are your job? YouTube. YouTube? Yeah, good. YouTube. Görüşürüz. Geleceğim. Ciao. Bye bye. Ciao. Ne güzel değil mi? Buran Arnavutlar için sıcak kaldı. Makedonların, yani Makedonya'da en sıcak millet Arnavutlar diyebilir. Doğru doğru. Özellikle sınır bölgelerinde çok tatlılar. Evet. Ohrid'de, vallahi ben keyif aldım vallahi. Hani evet. Burada ben şimdi o elektriği alıyorum abi gerçekten. Yaşam koşulu da çok ucuz şey olarak. Yani insanlar yemesi içmesi falan. Yeme kiralar da ucuz burada. He. Kiralar da ucuz. Zaten. Buradan şimdi nereye gidiyoruz be? Senin bildiğin yerlerden böyle bir yer, bildiğin yerlere bir uğrayalım. Sen daha önce gezdin işte senden kopya çekiyorum şu an ben. Evet. Burada gökdelen var. Yani gökdelen değil uzun bina böyle şey tepesine kapı yapmışlar. İstersen oraya gidebiliriz. Asansörle çıkıyor. Burayı biraz gezelim. Şehir... Ben gidemedim çünkü orada elektrikler kesilmişti. Ben çıkamadım. Şimdi burada şehir içerisinde biraz gezelim. Çarşı neresi çarşı? Ya, çarşı burada. Tamam gel bu çarşı içerisinde gezelim. Bir derviş tekkesi varmış burada. O derviş tekkesini bir gidip görelim diyorum. Orada bir amcamız varmış. O dergahın oradaki sorumlusu, bakanı. Bir derviş. Harabati miydi? Harabati. Çok iyi ya. Bakar mısınız şöyle hep tarihi. Bakın buralara hep Osmanlı'dan kalan. Osmanlı eserleri. Makedonya'nın diğer suları gibi değil. Dağdan geldiği için çok temiz ve çok evet. Şifalı diyorlar buranın sularına. Tetova, Tetova. Ya ne kadar benziyor gerçekten şeye. Yani prizlerine falan inanılmaz benziyor burası. Çok. Ben prizlerinde daha önce kaldım. Bir 4 ay falan kaldım. Senin işler nasıl gidiyor? Günlük ne kazanıyorsun? Abi 20 euroyu vurunca ben bırakıyorum ya. Allah. Ben böyle çok para pulda gözüm yok. Sen 20 euro günlük kurtarıyor seni. Aynen. Güzel. 2 güne bir satıyorum tekrardan. Değil mi? 20 euro yapıyorum. Sağ olun. Niye? Gezmek daha çok hoşuma gidiyor. Yani çok fotoğraf çalışmaktan çekim, ziyade çok... sen aynen. Gezmeyi seviyorsun. Çok çalışmayı seviyorum. Zaten Türkiye'ye giderim. Güzel. İyiydi bu. Şimdi burası da daha önce göstermiştim. Bizim malum bir market var. Şimdi isim vermek istemediğim için malum diyorum. Yanlış anlamayın. Bizim o 3 artı marketler var ya, giriş falan şu an kapalı gerçi. Bugün pazar günleri açmıyorlar galiba. Bakın o şeyden hatırlıyorsunuz. Hadi neyse söyleyeyim hadi bim hadi. Bu kataloglar falan haftanın ürünü, yeni gelecek ürünler falan. Kahve makinesi getiriyormuş. Motor falan satmıyor mu acaba? Karavan maravan mılar? Motosiklet de satıyorlardı. Karavan da satıyorlardı. Buranın market sistemi çok saçma ya böyle. Düzeni böyle. Bize bazı yerlerde de kapalı böyle hiç açık bulamıyorsun. Buradan şöyle gireceğiz sanırım. Kalkandelen sokaklarında şimdi gezerken bir taraftan da Harabati tekkesine yürüyerek gidelim dedik. Arabayı bıraktık arkada. Sonra dönüşte bir yemek memek yeriz. Bundan sonra arkadaşı en son finalde
Biz videoyu kapattıktan sonra otobüs terminaline bırakacağım. O Priştine'ye geçecek. Ben de maalesef. İki gün sonra geçeceğim. Yani dönüşler için buraya çıkış gelmesin. Ben hep gezeyim ama maalesef. Ya. Arkadaşlar Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası gerçekmiş bu arada. Şimdi beraber gönderiyorum ben arkadaşlar. Nebi ile beraber soğuk hava dalgasını bir kısmını sonra ben gelirken getireceğim. Ama burada insan şey yapmıyor, buranın soğuğu hasta etmiyor insana. Göle girersen hasta olursun. Ya o kadar da zorlamasan da canım. Şeye gitmiş arkadaş, kanyona gitmiş, Matka kanyonuna. Orada demiş gitmişken bir de bir kanyonun gölü ya, orada kimse yüzmüyor. Sen nerede, hangi cesaretle girdin? Şimim dedim burada. Adanalı kanalı sandın. Adanalı şimdi arkadaş. Kanallara benzetti orayı. Kim bir şey söylüyordu. Kaçırdım ben kamerayı, kapatmıştım. Tekrar açtım. Bir söylesene Allah aşkına. Bir abi Ohrid'de Sen Yovan'la kilisesi var. Çok eski bir kilise. Benim fotoğrafımı çektiler. Tamam. Ömür boyunca ben o kiliseye giremeyeceğim. Yasak. Ömür boyunca. Ömür boyunca. Çok üzüldüm lan vallahi. Çok üzüldüm ha. Ne? Kanalımın adı ne? Gel sohbet edelim seninle, gel. Ya gel. Gel YouTube kanalını söyleyeceğim sana. Öyle söylemiyorum kaçarsan. Ya gel, ne var ya? Kötü bir şey mi yaptın? Ne kaçıyorsun? Ne haber? Merhaba. Adın ne senin? Abone olmayı, like atmayı. Adın ne senin kardeşim? Elfat. Benim ya? He? Elfat. Elfat. Korkma. Ama ya nasıl kaçıyor çocuğu? Korkma. Benim kanalın ismi Fuat Firarda. Fuat? Firarda. Firarda. Sen Türk müsün? Türk. Türksün. Evet. Türkçe mi çalışıyorsunuz burada? Evet, Türkçe. Şeyler, dersler nasıl? Türkçe? İyi. Hatta okul şurada. Dersleriniz nasıl? Türkçe mi? Evet. İstiklal Marşı'nı öğrendin mi? Yok. Niye? Hayır. Türk dediğin İstiklal Marşı'nı bilir. Ya, Salı günü'ye ezbere var. Ezberle. Türk neydi? Dediğin Fuat Firarda. Fuat. Sen nasılsın? Sen? Siz sevmiyorsunuz kamerayı fazla. Bu değil, bundan önce videolar vardı. Bu da gelecek sonra ama. Takip edersen senin videoyu görürsün arada böyle. Birkaç video sonra. Evet. Yorum yapmayı unutma. Kral. Hadi bakalım. Yorum, bir daha söyle o hareketi yapsana. Gel. Ne hareket? Abone olmayı, kanala bilmem ne falan diyordun. Abone olmayı, kanala like atmayı unutmayın. Bildirim ziline tıklamayı unutmayın. Tamamdır. Hadi görüşürüz. Hadi Allah'a emanet kardeş. Devam mı? Anlatayım. Devam ki. Ha, kesildi evet ya. Şey, ne dedin sen? Kilise senin şeydi. Sen Yohan'la. Ohrid'in zaten sembolik kilisesi. Eski bir kilise. Ohrid gölünü falan yukarı hani şeyden mükemmel tepeden görüyor. Tepeden görünüyor. Abi saat akşam 11 civarı falan. Ben şimdi çadır atacak yer bakıyorum. Neyse böyle bir yer gördüm. Ben de bilmiyorum ama kilise olduğunu. Baktım hoşuma gitti, dedim ben buraya çadır atayım. Şimdi güvenlik de yok, bir şey yok. Kapıda hani tamam, akşam 11'den sonra giriş yasak yazdı ama kapı açık. Evet. Ben de dedim belki biri varsa hani şey yapayım, çadır atı izin isteyeyim falan. Neyse kimseyi göremedim. 3 tane çam ağacı vardı. Tam ortasına da çadır attım. Ciddi misin ya? Yağmur falan muhabbeti vardı. Yağmur yağıyordu o arada. Aynen. Üşümüyor musun sen çadırda? Ya benim çadırım iyi. Hani su geçirmiyor falan da. Ya yani ne olmaz, gece uyurken işte rüzgar falan böyle. Ben çadırı daha şey yapıyorum hani su geçirmediği halde. Muhafaza etmeye çalışıyorum. Evet. Neyse abi çadırı kurdum, sabah uyandım böyle. Çadırdan dışarı çıktım, kafamı kaldırdım, baktım. Mezarlık. Allah Allah. Neyse sen bu pederin şeyiymiş. Yohan'ı. Papazın. Papazın mezarıymış. Sen papazın mezarına mı yattın? Ne yaptın? Yanına. Ondan sonra ben tabii uyandım böyle refleks olarak, baktım burada biri yattı. Selamünaleyküm. Neyse. Kıyafetlerim de benim kirliydi. De yıkadın onu kilisenin içinde. Şeyde. Bahçesinde. Şimdi oyun bir de pazar. Bunların ibadet günü. Ben öyle hiç haberim yok pazar olduğunda. Ben çamaşırları ağaçlara yıkadım. Hatta Ohrid Gölü'ne falan girdim. Ama benim çadırı turistler göremiyor. Ağaçlara ben muhafaza etmişim. He. Abi ben çamaşırları falan serdim böyle. O gün ilk defa güneş açtı. Kilisenin bahçesine. Aynen. Sonra baktım iki kişi geliyor. Yaşlı böyle bir kadın bir erkek. Böyle yaptı. Ama o kadar böyle cool bir hareketle. Ne yapıyorsun? İyi, sen ne yapıyorsun deseydin. Ben de böyle good dedim. Salaya atıyorum böyle. Sonra benim fotoğrafımı çektiler. Ben şey dedi böyle çabuk dedi topla. Hani İngilizce. He. 5 dakika içinde çadırını falan şeyi topla dedi. Ben de tamam dedim. Topladım işte. Sonra girerken şey dediler. Bir daha forever.
Ömür boyunca. Hadi ya. Buraya giremeyeceksin. Fotoğrafla mı koyuyorlar yasağı? Nasıl yapacaklar onu? İşte artık bunlar ön tarafa hani genelde köpekler giremez, şunlar giremez. Herhalde ben fotoğrafımı da koyup bu da giremez diyecekler herhalde. Diyorsun ya. Allah Allah. Alemadım seni ya. Bayağı afişim şu anda şeyde, Sen Yovan'ın da çilisesi. Orada resmi var asılı. Ya biraz işte böyle sakal makal uzatacağım, böyle şey yapacağım. Bir imaj değişikliğiyle gitmen lazım oraya. Anlatan saçlarım sıfırdı o zaman. Göle girmiş. Hani çadır kursan gene iyi. Belki bir şey demeyecekler de çamaşırlarını falan asmış adam. Kilisenin bahçesine. Adamlar direkt çileden çıkarmış ya. Story'e de şey yazmıştım hatta. Çamaşırları nasıl halledirsin diyenler için link aşağı bırakıyorum. Ben influencer gibi bir şey yaptım. Ne diyorsun? Ben yine de boy boy takınıyorum böyle. Hayatımda ilk defa bir yerden reddedildim. Aha. Yöresel kıyafetler. Oy Valtari. Oy. Taş koy. Düğün mü var abla? Bravo. Merhaba, düğün mü var? Yok, hayır. Konuşalım biraz? Evet. Türkiye'den geldim, konuşalım mı? Yok. Vallahi biraz sohbet edelim sizinle. Biraz böyle hani kıyafetler falan güzel ya, göstereyim dedim o yüzden. Güster ama o iyi Türkçe konuşmasın. Olsun, konuşuyor güzel. Nereye gidiyorsunuz şimdi? Televizyon. Evet, var bir televizyon için. Aa. Ha, oyun oynamaya gidiyorsunuz orada. Gösteri yapacaksınız. Evet. Türk müsünüz? Yok. Arnavut musunuz? Arnavutsunuz. Şey çok güzel ama ya kıyafetler şu an vallahi. Oo süper. Adınız neydi? Eyona. Size iyi gösteriler dileyelim. İyi günler. Falamendi herhalde. Burası ne böyle ya? Burgu diyor. Burgut. Polis var. Polis amca. Polis noktası herhalde. Öyle bir şey. Galiba. Polis merkezi direkt kamerayla içeri girecekti bize ne falan diye. Abi dur sen de bizi Tetova'dan men edeceksin şimdi. Yani orada neyse bir kilise falan da Tetova'dan men etmeyelim şimdi seni. Orada yine bir köy kahvesi, bir kafe. Şimdi bu dağlar neydi, bizim Toroslar gibi dedin değil mi sen? Evet. Şar dağları. Evet. Balkanların meşhur dağları Şar dağları. Şöyle bakar mısınız? Ya aslında burayı arabayla çıkmakta fayda var. Balkanlara başlarken 110 kiloydu. He. Şu an halime bak. Ama sen yani İman gücü direkt yollara vermesin kendine. Ben çok üzülüyorum abi ya. Arkadaşımı gördüm. Ya bir adam böyle duruyor, böyle otostop çekiyor belli falan filan yapıyor. Aha dedim, birini hemen alayım dedim. Yol üstüne bırakırım. Böyle güzel oldu ya. Bizim yol zaten hep böyle tesadüflerle biliyorsun. Bu arada hani senin takip eden otostopçular da varsa Balkanlarda otostop çekerken pasaportunuzu gösterin. Çünkü yani işte 4 sene önce falan Suriyeliler, Afganlar falan buradan şey olarak yapmışlar. Kaçak maçak hesabına. Burada göçmenleri taşıyanlara 5 yıl hapis. Ne olduğunun bir önemi yok. Direkt 5 yıl hapis. Göçmenlere ben direkt aldım böyle arkadaşlar. Bilmiyorduk mevzuyu. Zaten otostop çekerken de böyle yapıyordum. Hani o pasaportum var diyordum. Pasaportum var diyorsun. Yani ben turistim diyorsun. Yoksa hayatta almıyorlar. Evet. Güzel. Bu bilgiyi de alsınlar. Hem siz otostop çekenleri alacaksanız onu bakın, ya da otostop çekecekseniz yine arkadaşın dediği gibi. Evet, Balkanlarda pasaportu. Yoksa evet. Çok zorlanıyorsunuz. Şimdi Harabati Derviş Tekkesi. Harabati Tekkesi'ni sorduk da dayının üstüne mi kilitlemişler? Ne yapmışlar kapıyı? Anlamadım ben. Ne olmuş anlamadım. Help mi diyor acaba? Kurtarın mı diyecek acaba bizi? Ha, kurtuldu. Kurtuldu valla. Neresi baba? Araba. Tamam. O kola. Buradan dışarı çıkacağız. Evet, direkt. Evet, dert ediyorlar. Muğri kum. Anladım. Direkt. Tamam, okey. Acam o ya Arabati. Ay, kıt ede. Teşekkür ederim. Ne değilsin ne bu diye. Belki kapalı. Evet. Tamam. Niye sırf o? Yarın açık. Yarın açık. Yarın açık. Bugün belki. Ne değil. Tamam abi. Tamam. Teşekkür ederim. Direkt dert Arabati. Acı Bektaş Tekkesi, Bektaşi Tekkesi diyelim. Falamendi ya. Evet. Baba. Neydi sen, ne dedin sen şimdi az önce? Falamendi ya. O Arnavutça da teşekkürler dedim. Falamendi ya. Evet. Falamendi ya. Ben valla dilim dönmedi şimdi. Makedonya'da da fala. Abi bizde bir şey var. Yes var, no var. Sırpça da hıvala. Thank you. Hıvala ve hıyla. Hıvala. Aha.
Arkadaş bir de hem otostopla geziyor bir de internetim de yoktu. İnternet almıyorum diye. Evet, ben istediğim zaman Wi-Fi'ye bağlanırsam bağlanırım. Yoksa bizimkiler. Yani maddiyattan mı almıyorsun onu? Yok hayır. Huzurdan dolayı. Çünkü ulaşılmak istemiyorsun her zaman. Evet. Hani şey olarak mesela ben bir yere geldim mesela buranın tadını çıkarmam lazım. Durmadan benim telefonum çalarsa ben sinirlerim bozulur. Ha, biri arayacak öbürü arayacak. Evet, ne yapayım falan ne yapayım. Arkadaş evimde arayacak. Açmak zorunda kalıyorum. Evet. Ama böyle internet bulduğum zaman ben onlara ulaşıyorum. İyiyim tamam okey hadi bay bay. Hop gezmeye devam. Sana gezmeye devam. Başka bir amacın var mı gezmekten başka böyle abi, sosyal medya içeriği falan üretmiyorsun bildiğim kadarıyla. Abi ben fotoğrafçıyım. Instagram'da da zaten sadece manzara fotoğrafları çekiyorum. Evet. Kartpostallı fotoğraflar işte. Öyle devam ediyor. Arka planda olmayı daha çok seviyorum. Hani şey olarak YouTube falan hiçbir zaman bilmiyorum 16 hoşlanmıyorsun yaşında fazla. Da, hani 16 yaşında da gezerken. O zaman da YouTube şeydi böyle çok bayağı hani 13 sene önceki YouTube'u düşün işte. Evet. O zaman bir kullanıp çekesim gelmiyordu. Çünkü niye? Bu da aynı şey gibi. Hani internet gibi bir şey. YouTube'da yani bir gününü video yapmaya hazırlıyorsun kendini. Bir gün belki de sürüyor. Daha fazla fazlası sürüyor. Çimenler ne güzel kokuyor ya. Evet. Hani böyle yeni biçilmiş çimenler falan olur ya. Evet, onun evet. Kokusunu veriyor. Yeni biçilmiş galiba baksana. Bir yeni şey yapmışlar. Ya, bizim oranın karpuz kokusunu, tadını can. Özledin mi? Çok özledim ya. Vallahi. Direkt şuradan yiyeceğim, bici bici yiyeceğim abi. Gider gitmez ya. Bici bici kalmamıştı. Bakarsın da. Buluşursan ne orada bir yerde Adana'da. Gel abi gel her zaman ya. Sen ne zaman gideceksin şimdi Adana'ya? Şimdi buradan İstanbul'a mı gideceksin? Ben muhtemelen şanslıysam her bir gün içinde Adana'da olurum. Otostopla İstanbul'dan ineceğim. Uçakla gitmeyeceksin yani. Yok abi ben İstanbul otostop uçakla gideceğim. He? İstanbul'dan Adana'ya otostop çekeceğim. Gitti misin ya? Evet. Ne diyorsun ya? Şaka mısın sen ya? Yok abi her yere. Ya evet. Bakma bize olmazsa ben buralara da otostopla gelirdim de işte Şengen vize muhabbeti var. O yüzden gelemedim. Şimdi burada bir Türk bayrağı gördüm ben? Yok Makedon bayrağı. Arnavutluk bayrağı. Arnavutluk. Burada çok Makedon bulamaz. Tetova'da hiç yok Makedon. Burada isimler hep böyle bizim bildiğimiz Osmanlı isimler hep. Evet. İbrahim ne bileyim Ramazan. Muharrem. Mustafa. Mekanlar cennet olsun. Ah. Tamam. Merhaba. Merhaba. Nasılsın abi? İyi. Bir görelim dedik bakalım içeriye isimlere falan bakıyorduk öyle. Yasak mıymış? Abi, dur şey. Yasak mı? Yasak. Ha. Kapalı. Tamam. Okey. Tamam neyse hadi biz şeyden çıkalım. Ha şuradan çıkıyorsun sen. Ha buradan çıkış var. Hı. Derviş Baba Tekke, Harabati. Harabati. He. Harabati. Buradan? Burada. Buradan? Da. Tamam sağ olasın. Tamam. Teşekkür. Falan ben diyeceğiz. İçeriye girmedik. Fırçayı yedik çünkü. Burada her şey yasak. Fırçayı böyle hani anlık olarak bir yerden yiyebiliyorsun. Bir de şey var böyle. Bunlar fırça atarken biraz ölçüsüz atıyorlar böyle ekstra. Evet. Şimdi Osmanlı zamanında şöyle Osmanlı buraları fethettiğinde buraya İslamiyet'i en böyle rahat bir şekilde yayabilmek için sen biliyorsundur belki bu konuyu. Hı. Bu İslamiyet'i buraya yayabilmek için Osmanlı şey yapmış. BEKTAŞİ'leri göndermiş. Daha böyle yumuşak dilli insanlar diye. Tabii onlar buraya geldiğinde İslamiyet'in yayılması için biraz daha böyle öncü olmuşlar. Osmanlı mezarları. Burası da Bektaşi Tekkesi. Derviş var burada bir tane ama ona ulaşır mıyız, ulaşamaz mıyız? Telefonu var. Ben de ulaştım bir şekilde aldım ama kendisine bağlantı kuramadım. Çünkü WhatsApp'tan aramaya çalıştım olmadı. Evet. Hatta şu anda arıyorum ama iletişim kuramadım. Bir program çekiliyor burada şu an. Bakın. Az önce gördüğümüz bir kız çocuğu vardı. Yöresel kıyafetler giymişti. Buraya geliyormuşlar evet. Gösteri yapmaya. Merhaba. Gördük sizi gene. Merhaba. Merhaba gençler. Türkçe bilen var mı? Biraz. Şimdi burada bir derviş varmış burada. Yok.
Buyurun. Siz biliyor musunuz Türkçe? Evet. Bir şey soracaksın. Bir şey soracağım. Evet. Onu arıyorum, buradaymış. O Edmond abi. Bilmiyorum. Ama affedersin. You can go right. Bu tarafta. Soracaksın. İleride. Tamam. Evet. Onda they will take you to Edmond. Tamam. Sağ olsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ ol, sağ olun. Allah emanet. Siz de. Falımı diyelim. Siz Arnavutsunuz değil mi? Evet, evet. Tamam. Tetovalı. Siz Türkçe biliyorsunuz teyze. Biliyorum. Ha, çok güzel. Burada ne oluyor şimdi? Ne programı var burada? Burada var bir program. Kosovalı. 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 Siz Kosovalı mısınız? Hayır. Yok. Değilsiniz. Biz buradayız. Tamam. Arnavut musunuz? Evet. Arnavut. Buradan Kosova'ya geçeceğim ben bugün. Bugün Kosova'ya Prizren'e gideceğim. Prizren'den sonra da Prizren. Biliyorum, evet. Daha önce gittim. Burayı beğendiniz mi? Çok. Güzel, çok güzel bir yer ya. Çok sıcakkanlı insanlar. Evet. Sohbeti. Çok Türk var, evet. Arnavut'la Türklerin karışımı değil mi burası? Daha fazla Arnavut var. Evet, ama Makedon da var. Makedon evet. Sanki çok fazla yok değil mi? Böyle... Evet, var var. Ha, var, var mı? Var. Sizin ne gösterdiğiniz televizyon programı mı bu? Evet. Hangi kanal? Bilmiyoruz. Ha, sizi buraya gösteriye çardılar. Evet. Dans gösteri. Ne zaman çıkacaksınız? Biz de bir çekeriz belki biraz. Evet, tamam. Problem değil. Ne kadar süre çıkacak? Bir saat sonra mı? Ne kadar? Bilmiyoruz. Belli değil, çağırınca. Belli değil, evet. Türkçe sporlu. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Siz nasılsınız? İyi valla, biz çekim yapıyoruz, Türkiye'den geldik. Benim de oğlum yapıyor bu programı. Öyle mi? Ama yok, konuşmayın çok. Eski diyor. Tamam. Onu istedim. Tamam. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Teyze oğlunu koruyor. Şuraya bakalım mı? Gel. Evet. Merhaba. Nasılsınız abi? Çok iyi yaptım ben abi. Evden 100 seferiyim buradan. Gel otur. İstanbul'dan geldik biz. Müsaade var mı? İstanbul'dan geldik. İstanbul'dan mı? Evet. Çekim yapıyoruz. Hoş buldum. Burada bir amcamız vardı. Onu ben arıyorum. Şöyle göstereyim. Evet. Bir saniye. Bu amca. O gelecek 1.5 saat için. Arnavutluk'ta. Derviş mütalipi. O şimdi yoktur. Ne zaman geliyor? Ama gelecek. Yoldadır şimdi. Yolda gelecek. Kendisini de hem tanışmak istedim ben. Belki kabul ederse bir video yaparız böyle bir. Şimdi bilmem ne diverasan olsun. Kim çıkar mı bunları? Bekleyene gelecek. Bob, cid düşür beni. Bir yoldan nasıl istersin? Bu bir asriti tamam. Bilmem ne diverasan. Atife bunu. Allah aşkına. Sana şu ayımdır onun. Yok, anlıyorum ben, anlıyorum. Anlıyorsun. Anlıyorum ben. Şimdi nasıl tamam. istersin? Tamam. Ayak hali istersin. Öyle yaparız. Ha? Şimdi biraz böyle gezeyim ben. Geç. Gelecek 1.5 sadece Arnavutluk'ta o derviş ama gelecek 1.5 sohbet olayı buradadır çocuk. Sohbet buradadır. Ediyor mu kendisi, edebiliyor muyuz yani geldiğimde? Geldiğim zaman sohbet eder mi? Sen evet. Nasıl televizyonda? Şey benim, YouTube kanalı benimse. YouTube kanalı. Sohbet evet. eder. Geldi mi derviş sizinle muhabbet tamam. yapar, sohbet eder, her şeyi yapar. Ben video çekimi yapmak istiyorum. Evet. Bizim çünkü Bektaşiler de merak ediyorlar buradaki Bektaşiliği. Evet. Onunla alakalı biraz sohbet edeyim istedim. Evet, evet. Gelir o kısmı. Tamam. Allah'tan onunla konuşursunuz. Tamamdır. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Adı neydi dervişin? Dervişi yolda var bir. İsmi ne? Adı neydi? Dervişin derviş adı? Mutalibi. Mutalip. Mutalip. Mutalip, tamam. Derviş. Tamamdır. Teşekkür ederim. Benim. Siz Arnavutsunuz. Benim Bektaşi. Bektaşi. Güzel. Türkiye'de de çok var Bektaşi. Ben değilim de hani Türkiye'de çok, yani benim çok eski çevremde insanlar, arkadaşlarım. Gittiniz Konya'ya. Güzel. Gidip geliyor musunuz Türkiye'ye? Siz Türkiye'ye gidiyor musunuz arada? Zaman buldukça. Gördüğüm nasıl yok. Evet. Bak o oynay benim Türkçe. Cemoy kız. Cemoy kız kardeş. İçeriği görebilir miyim? O bile çok. O Türk.
Ben içeriye gireyim. Gelmeden derviş olmaz. Ha, içeri giremem değil mi? Evet. Tamam. Evet. O gelir. Evi mi var burada? Aa, evi mi? Yok. O tarafta. O tarafta. Girebilirsin. Olur. Gel. Buradadır olur. Dedenin yeri. Senin de dedenin evi burası. Evet. Tamam. Evi tamam. Değil. Yahtı kalkayı evidir. Yaşadık. Arnavutluk'ta. Nedi verecek? O onu yaparsın. O yapar. Tamam. Kusura bak. Yok yok yok, biliyorum ben, olmaz. Bir şey olmaz öyle. Şimdi ben bakayım oraya o zaman. Gel gel. Vallahi olur, içerim bir tane. Adınız ne sizin? Benim Suzan. Suzan Hanım. Suzan. Memnun oldum. Benim adım da Fuat. Fuat. Evet. İstanbul'dan geldik gördüğünüz gibi. Burayla alakalı biraz bilgi verebilir misiniz bana? Hepsi, hiç. Serbest. 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 Siz biliyor musunuz buradaki resimleri? Bu, burada, bu diye. Burada ne var? Neceleceği misafir. Neceleceği misafir. Hı-hı. Burada var toplandığı... Toplantı burada. Salonu burası. Çim cilecesi, yabancı. Evet. Burada toplandı. Toplantı salonu burası. Güzel. Şöyle resimlere bakabilir miyim? Serbest. Hiç. Serbest, tamam. Burada Türk bayrağı, Makedonya bayrağı, Arnavutluk ve Amerikan bayrağı. Şurada bir bayrak var. Abla. Tamam. Bu bayrağı sorayım ben sana. Bayrak ne bayrağı abla? Bayrak. Olsun. Ne, yok ne bayrağı, nerenin bayrağı bilmediğim için soruyorum. Bu bayrak, Müslüman bayrağı. Müslüman bayrağı. Müslüman bayrağı. Ha, yok şey biraz böyle. Müslüman tamam, bayrağı. Okey. Tamamdır. Müslüman bayrak. Bu da bileysin. Bu Makedonya'da bayrağı. Evet. Bu Amerikan, bir Türkiye bayrağı. Evet. Ya da bu Arnavut. Arnavut biliyorum, biliyorum. Arnavut. Gittim ben Arnavutluğa da gittim. Biz de. Tabii. Bektaşi, Arnavut Bektaşi. Evet. Bu amca kimdi? Bu Baba Tahir. Baba Tahir. Bu seftene açırdı bu teçe. Hı hı. Bu Baba Tahir geldi burada. Seftene açtı teçe. Baba Tahir burada oturdu. Hem buraya geldi. Sonra bu öldü. Öldü mü? Öldü, öldü. Çok bu Baba Tahir çok büyük insan. Mekanı cennet olsun. Çok mektepli. Var. Evet, eğitimli. Çok. Evet. Çok. Yok. Yok aspa çok. Evet. Ben oturan bileğim çok güzel. Budur. Bu aynı babalar. Bu babalar. Bu Hacı Dede Reşat vardı. Hmm. Bu dede öldü. Hem o öldü. O de, oturdu Tirana da. Tirana. Dede. Hmm. Dede. Odur dede. Tiran'da oturuyor. Şimdi Tiran'da Edmond Brahim'ay dede. Hem o büyük insan. Bir tane şey varmış Tiran'da. Bir tane Bektaşi Devleti kurulacakmış. Bektaşi Devleti. Biz Türkiye'de öyle duyduk. Türkiye istemeydi. Bak Türkiye istemeydi. Selia Kresore, kusura bakma benim Türkçe biraz. Yok yok yok. Merhaba. İster Türkiye'de ofis yapsın Türkiye'de, İstanbul'da, Bektaşi. Ama yoktur. Hükümet istemeydi. Ha, bilmiyorum. Hem şimdi Bektaşi'ni ofis Tirana'da. Tirana'da. Orada şey Tirana'da Bektaşi devleti kurulacakmış. Küçük bir devlet dediler. Ülke, minik ülke. Bilmem. Evet. Duydunuz mu siz? Çıka sekupta vakit fial igval dimo. Onunla ilgili bilginiz var mı? Ben sohbet edebilir miyim? Ha? Tiran format. Cendra Bektaşi. Sizin o konuyla ilgili bilginiz varsa bana biraz aktarır mısınız? Ben merak ettiğim için merak eden arkadaşlar da var çünkü. Bir arkadaşım ama özellikle söyledi. Ama bu ne oraya aşna Tirana işte. Ebektaşi mi? Tirana. Ofis. Ofisten ziyade bir küçük bir devlet kurulacakmış ama dediler. Ama sen Vatikan gibi. Gibi. Vatikan'da. Din devleti gibi. Sen ister gitsin Tirana öncürsün. İster gitsin Tirana en konuşur baba Edmond Brahim'ay. Şimdi dede baba Edmond Brahim'ay. Evet. Aa.
Burası karanlıktı biraz o yüzden. Şöyle buyurun isterseniz. Kusura bakma benim Türkçe. Yok ben anlıyorum sizi. Çoktan yok konuşayım. Unuttum. Olsun olsun. Sor sor. Ama gel ne ablasın. İster ne ister insan dildir o. Evet. Şöyle buyurun oturun. Bu merhaba. Merhaba. Merhaba nasılsınız? Derviş'in çocuğu mu? Tamam. Nasılsınız, iyi misiniz? İstanbul'dan geldik. Dedeyle bir görüşelim dedik ama denk gelemedik. Ne zaman gelecekti? Gelecek şimdi, yoldadır. He. Şöyle oturabilir misiniz? Buyurun oturun. Vallahi ama. Ah, böyle sigaram bak. Yani Doğan. Yo beyefendi. Sağ olun. Buyurun oturun siz de. Hem biraz sohbet ederiz. Sohbet edersiniz dervişle. Sizinle de edeyim biraz. Oğlusunuz lan sonuçta. Bir iki bir şey soracağım da o yüzden dedim. Eğer... Sorular başka, sohbet başka. Hem sohbet hem soru olacak. Sorular en iyi dervişle. O da. O, tamam. Yok şeyle alakalı. Burada bir devlet kurulacak dediler. O duyuluyor her yerde. Duyuluyor. Ne tarafta kurulacak? Kim kuracak? Kim olacak? Bilginiz var mı onunla ilgili? Bilgili yok. Sizin bilginiz yok. Dede biliyor mu Türkçe? Biliyor evet. Tamam. O gelecek bugün diyorsunuz değil mi? Evet. Bilmiyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Bakalım bir bekleyelim inşallah gelir ya da biz döneriz tekrardan buraya. Burada nasılsınız? Buradayız da yani ne kadar vaktim var bilmiyorum bakalım artık. Evet buradaki derviş babayla alakalı geldik. Şu an burada değilmiş, yoldaymış. Arnavutluk'tan geliyormuş, yaklaşık 1,5 saat sonra burada olacakmış. Belki derviş babayla burada bir tanışmış oluruz, sohbet ederiz. Bakın burada da böyle bir mezar var. Çekim var. O yüzden sessiz oluyoruz burada. Teşekkürler. Bir saat, 1,5 saat sonra gelecekmiş geri buraya. Biz tekrar geleceğiz. Süper. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. 1 saat sonra tekrar geleceğiz. Allah sağ olsun. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler efendim. İstanbul'da mı? Evet. İstanbul. Güzel yer. Güzel. Biz çok sıkın sıkın geliyoruz. Sık sık geliyoruz. İstanbul'da. Nereden geldiniz siz buraya? Biz otelde orada kalıyız 3 gün. Güzel. Sonra siz burada mı yaşıyorsunuz? Evet. Güzel. Biz kasabada. Ne Türkçe çalışıyoruz. Çalışıyor musunuz Türkiye'de? Ne iş yapıyorsunuz? Herkes bir iş yapıyor. Şimdi emekli biz. Hep olmaz emekli. Arnavut musunuz? Arnavut. 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 Anladım. Burada ne var bugün? Ne var böyle? Bizi televizyondan. Bir kanal televizyon. Kosova kanalı mı? Kosova evet, kanalı mı? Evet. Bizi. Sizi çekeceksiniz evet. Burada. Sohbet edeceksiniz burada. Güzel. Bizim Türkçe biraz parça parça. Çok güzel ama, gayet iyi yani. Ama yine konuşuyoruz. Anlaşıyoruz. Evet. Anlaşıyoruz ya. İstanbul'da çok iyi anlaşıyoruz. Sonuçta aynı dili konuştuktan sonra bir şekilde orta yol bulunuyor. Tamam. İyi günler olsun. İyi günler. Evet. Çıkalım şimdi böyle. 1,5 saat sonra gelecekmiş Derviş Baba. Hem bir sohbet ederiz dedik kendisinden. Selamünaleyküm. Bir sohbet edin dedik böyle gördüm sizi. İstanbul'dan geldik biz. Nasılsınız? İyi valla çok şükür. Sizin kıyafetler falan çok böyle güzel ya. Hangi senenin kıyafetleri? Ne zamanla? Kaç yıl önceki kıyafetler böyle? Ben şeyi gördün mü böyle güzel? Ha, okay. Ben de anladım. Makedonya'nın. Merhaba. Arnavut. Bir tarihini merak ettim de. Ahmet diyorum o merhaba dedi. Buyurun. Ahmet hocam anlatsın. Bir saniye bir yardımcısın ama. Abi yavaştan kaçabiliriz. Tamam kaçalım. Benim kıyafetleri falan gördün mü abilerim böyle dedim. Büyük ihtimalle bir program var abi yani. Program için giymişler. Evet teyze. Göresel kıyafetler. Evet göresel Arnavut kıyafeti. Anladım Arnavut kıyafeti. Tamam iyi günler. Hadi gel geçelim bir zaman. Şimdi çıktık böyle bir şehire gidelim. Bir yemek falan yeriz. Atıştıralım bir şeyler. Öyle aç değilim ama orada bir yöresel bir mutfak vardı ya. Dayının evet. Mutfağı vardı. Evet, onun yanına bir gidelim. Bir ufaktan bir şeyler kayıntı yapalım.